Metabolik sendrom hastalık değil. Metabolik sendrom teşhisi için göbek çevresinin kalınlığı, kan yağlarında kalitatif, kandidatif bozukluk, tansiyon yüksekliği, kandaki şeker yüksekliği kombinasyonuyla kardiyometabolik risk faktörleri demektedir. Metabolik sendrom olan hastalık kişilerde, metabolik sendrom olmayan kişilere göre aterosklerotik kardiyoskleroz, yani kalp damar hastalığı ileride 2 kat fazla. Metabolik sendromu olan kişilerde, metabolik sendromu olmayan kişilere göre şeker, yani diyabet tip gelişme riski ise 5 fazladır. Bu demek ki metabolik sendrom hastalık değil. Ve metabolik sendromun tedavisi için ilk önce de yaşam tarzımızın değişmesi gerekiyor. Metabolik sendrom dediğimiz kişilerde bel göbek çevresinin kalınlığının artması, şeker yüksekliği, yani açlık kan şekerinin 110'un üzerinde ve insülin direncinin değişmesi, kan yağları dediğimiz hiperlipidemi, trigliseritin 150'nin üzerinde olması ve iyi huylu kolesterol HDL'nin ise erkeklerde 35'in, kadınlarda ise 50'nin altında olması ve bir de tansiyon yüksekliği sınırı aşarsa sistolik tansiyonun 130'un üzerinde, diastolik tansiyonun ise 85 üzerinde artık hipertansiyon, yani metabolik sendrom hakkında bir bilgi veriyor. Metabolik sendromlardan kurtulmak için erken genç yaşlarda mutlaka kardiyak check-up'ın yapılması, kan tahlillerinin yapılması öneriliyor. Çünkü tüm dünyada her yıl kalp hastalıklarından 17 milyon insan, Avrupa Birliği devletlerinde ise 3-3,5 milyona yakın ve Türkiye'de ise 300 binin üzerinde genç yaşlarda nüfusumuz kalp hastalıklarından nüfusumuzu kaybetmekteyiz.